Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Eurofighter satışı onaylanmıştı. Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı için şart koştu. Geçen hafta Alman basınında yer alan haberlere göre Ankara'daki toplantının ardından gizli olarak toplanan Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 368 milyon dolar değerindeki silah alımını onaylamıştı. Türkiye'ye Eurofighter ambargosunun ardından satışı onaylayan Almanya, savaş uçaklarının satışı için Türkiye'ye şart koştu. Alman hükümeti, Türkiye'nin uçakların Ege'deki tartışmalı Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmayacağına dair yazılı garanti vermesini ve Türk Milli Tank Projesi için gerekli motorlar ve diğer parçaların yurt dışında saldırgan askeri eylemlerde kullanılmayacağına dair garanti vermediği sürece anlaşmayı ilerletmeyeceklerini söylediler. Türkiye ile Çin arasında anlaşma sağlandı, iki ülke arasında imzalar atıldı. Türkiye ile Çin arasında kritik minerallerin işlenmesini içeren doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında yeni anlaşmalar devam ediyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli mevkidaşıyla iki ülke arasında doğal kaynaklar ve madencilik alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat saptını imzaladıklarını açıkladı. İmzalanan anlaşmayla Bayraktar, madenciliğin her alanında işbirliğimizi ilerletmeyi, özellikle kritik mineraller konusunda Türkiye'de birlikte çalışmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni vergi düzenlemesine gelen tepkiler sonucunda o teklif geri çekildi. Yeni vergi paketinin açıklanması kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri oldu. Kredi kart limiti 100 bin liranın üzerinde olan kartlardan kesilecek 750 TL savunma sanayi vergisi vatandaşların tepkisine neden oldu. Kimi vatandaşlar teklifi desteklerken çoğunluk bu uygulamaya karşı çıkmış. Hatta bazı kredi kartı sahipleri limitlerini 99 bin liraya düşürmek için bankalarla iletişime geçmişti. Konuya yönelik tepkiler artınca tekrar üzerinde düzenlemeye gidildi. 100 bin lira kredi kartı limiti olanlardan 750 liralık savunma sanayi vergisi alınması teklifi geri çekildi. Malezya'da uygulanan finansman danışmanlığı artık Türkiye'de de uygulanacak. Enflasyonla mücadele tam gaz devam ederken hükümet şimdi de finansal okuryazarlık için ithal formül üzerinde çalışıyor. Malezya'da uygulanan ailelere özel finansal danışmanlık için yetkililer harekete geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündeme gelen konu için önümüzdeki günlerde Malezyalı yetkililerle görüşülecek. Malezya'dan ithal edilecek bu formülle aile hekimliği gibi ailelere finansman danışman atanması öngörülüyor. İngiltere, Yeni Zelanda ve Finlandiya'da uygulanan formülle ülke genelinde finansal okuryazarlığın artırılması hedefleniyor. Türkiye'de 1 milyona ev almak artık hayal oldu. Uzmanlar şehir şehir hesapladı. Konut fiyat endeksi verilerine göre 2020'nin son çeyreğinden bu yana konut metrekare fiyatlarının Türkiye ortalamasında 8,5 katında yükseliş görüldü. En son 1 milyon liraya ev bulunabilen dönem 2022 olurken aynı metrekare ve fiyatla İstanbul'da ev alınabilen son dönemse 2021 4. çeyreği oldu. Türkiye'deki en pahalı evlerin İstanbul'da olduğu düşünülüyordu. Fakat öyle değil, en pahalı evler Muğla'da çıktı. Muğla'yı sırasıyla Bitlis, Ağrı ve Siirt takip etti. Son bir ayda içerisinde en çok Bitlis'te ev fiyatları artarken en çok Muş'ta düşüş görüldü. SpaceX resmen tarih yazdı, Elon Musk'ın hayali gerçek oldu. Amerikalı milyarder Elon Musk geçtiğimiz günlerde Mars'a gönderdiği yeniden kullanılabilir roketle adeta gökyüzünde tarih yazdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği Starship roketinin güçlendiricisi 5. test uçuşunda başarılı bir iniş yaptı. Hayalini gerçeğe dönüştüren Musk bu görüntülerle uzay endüstrisinde resmen bir devrimi başlattı. Musk'ın bu projesiyle gelecekte Mars'a insanlı yolculuk hayalleri de gerçek olabilir. Starship
sadece ticari fırlatmalar için değil, NASA'nın Artemis görevinde de önemli roller üstlenecek. İMEI kayıt ücretlerinin 2025'te 45 bini geçmesi bekleniyor. Yurt dışından getirilen telefonları Türkiye'de kullanmak isteyen vatandaşların belli bir IMEI ücreti ödemesi gerekiyor. Bu ücret geçen yıl yapılan zamla beraber 31.692 liraya ulaşmıştı. IMEI kayıt ücreti 2023'te 2732 liradan 6091 TL'ye çıkarılmış. 2024 yılında 30 bin lirayı geçen telefon kayıt ücretinin 2025 yılında 40 bin lirayı geçmesi öngörülüyor. Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretlerinin 45.953 liraya yükselmesini bekliyoruz dedi. Aytekin, başka ülkelerden cihaz getirecek ve eski fiyattan yararlanmak isteyen vatandaşlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-Devlet üzerinden işlemlerini yapmalarını tavsiye etti. Efendim, haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.